Bu da felaketmiş. Seyircilerimizden gelen sorulardan Murat Cemcir. Cemcir ne demek diye sormuştum hocam. Açıkladım mı başka bir yerde bilmiyorum ama. Toplayan, toparlayan, bir araya getiren. Boya. Sözlükten anlatır gibi anlattın evet, ya. Peki. Ahmet Kural, Murat Cemcir, siz şimdi çiftsiniz ya. Gece yatarken birbirinize iyi geceler mesajı atıyor musunuz demişler. Bizim enteresan ama Murat'la bizim ilk karşılaşmamızda biz Mardin'de aynı odada kaldık konuşmadan. Nerede? Mardin'de, Midyat'ta. Aynı odada kaldık hiç konuşmadan. Hiç konuşmadan. İlk tanıştığınızda. Evet. Niye, bir gıcık mı kaldık? Hayır, mecburen kaldık. O, ne zaman başladınız yani birbirinizi böyle bir sevmeye, anlamaya yani mizahınızı falan? 2009'da. Bir günde olan 2008, bir hadise 2009. Miydi? Yok, yavaş yavaş birbirimize ısındık. Sevmiyordu beni o çok. Çok hareketli ve komik olduğum için bir insan ama herkesle bu kadar iyi olamaz, bunda bir sorun var demiş. Yani herkesi mi sever bir insan falan. Sonradan anladık birbirimizi. O gördü bendeki cevheri. Ama ne kadar zor bir şey. Yani günün birinde canınız sıkılsa ve biz birbirimize bir ufak veda edelim desek, deseniz halk size veda, yani o size o artık konulmuş bir şey. Zeki Alas, Mehmet Akpınar durumu var yani. Aynen, çok şükür. Peki Sertab Erener. Duşa girdiğinizde başkası mutfaktaki çeşmeyi açınca sizin evde de su soğuyor muydu ya? Bunu kim sormuş ya? Kim sordu abi? Yani çok halktan bir soru gerçekten. Çok halktan bir soru yani. Duşa girdiğinizde başkası mutfaktan suyu açınca senin duştaki su da soğuyor mu diye. Ya, soğumaz büyük ihtimalle. Ünlü evinde oluyor mu? Ünlü evinde öyle bir şey. Olmaması lazım. Bilemedim ya. Ha? Ama bizim mutfaktan açınca soğuyor ya. O oluyor yani. Evet. Vallahi oluyor. Ben kuaförüm. Ama aşağı komşudan olmuyor yani. Daha ne daha. Ya. Onları da yaşadık diyorsun ya. Ahmet ve Murat'a sormuşlar. Parayla mutlu olunmaz diyorlar. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Yani, olmuyor parayla. O denedik olmuyor. Vallahi. Bayağı bir para ezdik olmuyor arkadaşlar. Ahmet? Bence de olmuyor. Ha? Olacak zamanlar oluyor. Olur gibi oluyor. Olur gibi oluyor ama. Yani her şeyin başı sağlık. Yani en basiti Rasim abiden örnek vereyim. Yaptı, yaptı, yaptı. Allah aşkına para da kazandı Rasim abi. Şimdi Cunda Adası'nda küçücük bir evde yaşıyor. Yani aslında herkesin dönüp dolaşıp geleceği ama küçük evde işte. Arada o zengin süreci yaşamak lazım. Biz şimdi her saat... Pardon. Ben onu atlamışım ya. Yaşayamadım. Programında keşke bunu yapabilsem ama yapmama izin vermezler dediğiniz bir şey var mı? Kime bu? Bu hepinize sormuştu. Yani keşke Beyaz'ın programında şunu yapabilsem ama yapmama izin vermezler dediğiniz bir şey var mı? Yok. Bunlar her altı yapabilecek bir ekip gelmiş buraya. Sorum Rasim abime, Şoray Uzun ve İlker Ayrık ve Yasemin Çonka'yı dizi çekiminde kendi çocuklarınız gibi hissediyor musunuz? Tabii eve de götürüyorum onları. Çocuğunuza öğretmek isteyeceğiniz ilk erdem nedir? Neslihan sormuş. Tek kelime. Kendiyle barışık olması. Tek kelime demiştik, geçti. Evet. Rasim abi. Ben. Cesaret. Cesaret. Çocuğa bunu yaptığın zaman anlar diyorsun sana ha, ne olduğunu. Dürüstlük. 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 Evet. Dürüstlük. Dürüstlük. Benimkini zaten biliyorsunuz. Benimki de dürüstlük. Efendim? Mesela kafaya sallayayım sonra dürüstlük olmalı. Doğru söylüyor. Telefonla hiç dolandırıldınız mı? Emniyetten gelmiş bu soru, evet. Beyaz Türk'ün yerinde olmak ister miydiniz demiş Soner. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır abi. Hayır. Çok zor. Vay. İster mi? Tabii ki de isterim. Düşündün mü hiç hayatında gerçekten de benim yanımda olsun? Tabii ki de, gençliğimde çok düşündüm. Hep örnek aldım açıkçası yani. Hani ailelerin sevdiği bir insan olarak ben de gerçekten o konuda size örnek alıyorum. Şöyle bir uzun uzun anlatsana. Çok yetenekli, çok Kadir Şinas. Yok, şaka bir yana örnek sanatçımız. Geçiyorum, geçiyorum. Senin beni ne kadar sevdiğin, yani sizin beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Peki, Sertab Erener televizyona katılmasaydı bugün böyle devam eder miydi hala hayatındaki her şey demiş. Ederdim.
Aynen. Ama burada mı olurdum onu bilmiyorum. O da başka bir gurur. Sen pek üzerinde durmuyorsun ama böyle her gördüğümüzde sana onu bir söyleyesimiz geliyor. Evet, doğru. Hani Arif Erdem'e, Hasan Şaş'a, Hakan'a, ötekilere nasıl her seferinde bir tebrik edesimiz geliyorsa ya da milli takımı, seni de her gördüğümüzde böyle bir öpesimiz, tebrik edesimiz geliyor. Ne acayip bir şey. Yani bu ülkede yaşayan insanların doğum tarihiyle yaşadığı süre içerisinde senin gibi birisinin denk gelmesi çok büyük bir şans bizim için. Çok teşekkür ederim Beyazıt. Ne diyeyim ki? Bir şey çok, deme. Çok ben söylüyorum. Ederim. Çok mersi. Rasim Öztekin hiç aşk acısı çekti mi? Çekmişimdir herhalde. Acımadık herhalde. En büyük hayaliniz, gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz neler demişler ama artık buna girmeyeyim. Bugün konuklara sorum. Çok güzel bir soru. Teşekkür. Kim yazdıysa. Kanala bizimle aynı girişten mi girdi onlar? Merak etmiyor. Aynı girişten mi girdi? Aynı kapıdan giriyoruz tabii canım. Ünlülerin kapısı başka bir yerden, siz niye aynı kapıdan mı girdiniz? Ben aynı yerden girdim. Hepimiz onları... aynı yerden giriyoruz. Aynı yere gideceğiz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Açelya, neden bu kadar güzelsin demişler. Aynen, son soruda böyle gelmiş. Teşekkür ederim. Çok söyleyen oluyor mu yolda belde çevirip? Güzel iltifatlar alıyorum ama boyumla ilgili... Ne deniyor boyunla ilgili? Ne, laf atıyorlar mı boyunla ilgili? Evet. Ne diyorlar? Ya boyumla ilgili çok fazla işte böyle iyi kötü yorumlar yapılıyor. Ne diyorlar? Şimdi söylemeyeyim burada isterseniz. Yok yok, söyle. Yani küfürlü değilse söyle. Yok, küfürlü değil. Ne diyorlar? Mesela lisede, liseye girerken yani okul binasında yürürken böyle camdan sarkıp kazulet falan diye bağıranlar oluyordu. Kazulet de ne acayip bir kelime değil mi? Hayır, kazulet de değil. Kazulet. Ne? Kazulet de değil, kazulet. Kazulet yani. Kazulet. Hani uzunsun yani. Bayağı. Çok uzunsun, kazulet. Ya da avatar, maviye boya avatar. Öyle şeyler. Maviye boya avatar mı olur diyor? Evet, avatar olur diyorlardı. Bunun İskanıyorlar. Bununla tersten empati yapabilirim. Aa. Oy olarak mı? Sen ama ufacık tefecik ama seni görüyoruz. İçi dolu fıçıcık yani bayağı. Maşallahın var yani. Burada öttürüyorsun. Sezen şey diyordu. Bir o kadar da yerin altında var. Bu ses nereden çıkıyor tabii, o da en büyük merakımız yani. Artık. Gerçi evlenme programındaki hanımefendiden de aynı ses çıkınca bizim hiç şüphemiz kalmadı yani. Genelde bu ses çıkabiliyor diye. Peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,